Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz cam nedir? Uzun süredir cam nasıl üretilir? Bu konulara yoğun ilgi görüyorum. Ve birkaç abonemiz mail adresimize atmış olduğu maillardan görüyoruz ki cama büyük ilgi var. O yüzden bu videoyu çekmek istedik. Cam nasıl üretilir ve hangi alanlarda kullanılır? Günlük hayatımızın birçok alanında karşılaştığımız cam, insanlık için önemli bir konfor sağlar. Kırılgan bir madde olmasına karşın, sağlıklı ve estetik oluşuyla insanoğlu için vazgeçilmez bir madde haline gelmiştir. Camın ham maddesinde ne olduğu, nasıl üretildiği gibi konular herkes tarafından bilinmeyebilir. Camın ilginç oluşum hikayesini sizler için araştırdık. Pencerelerde, mutfak eşyalarında, mobilyalarda, aynalarda, aksesuarlarda, aydınlatma sistemlerinde ve daha birçok alanlarda kullanılan cam bazen de bir sanat eserine dönüşebilir. Tarihi kalıntıları bakıldığında camın çok eskiden beri kullanıldığı görülür. Mesela gözyaşı şişeleri yüzyıllar öncesinden yaşamış insanların öykülerini günümüze ulaştırır. Peki cam nedir sorusuna gelince, cam ham maddesi kum olan, ihtiyaca göre içine soda, kalker, kireç, dolomit, felsap ve benzeri mineraller eklenerek 1500 derece sıcaklıktaki fırınlarda eritilerek şekil verilmesiyle ortaya çıkar. Maddeye cam denir. Sadece kumdan cam üretilebilir ama bu tip camlar çok kırılgan olduğundan kullanımı zordur. Cam nasıl üretilir ve hangi alanlarda kullanılır sorusuna gelirsek, camın üretiminde ana madde olan kum öğütülür ve 1500 derece fırınlarda eritilir. Kumun erime noktası yüksek olduğu için içine soda ve kireç eklenir. Bu maddeler aynı zamanda camın kırılganlığı ve özelliğini de azaltır. Renkli cam üretiminde bu maddelere ek olarak kobalt, uranyum, altın gibi maddeler eklenir. Bu karışımlar yeterli derecedeki sıcaklıkta eriyerek akışkan bir hal alır. Bu aşamada maddeye presleme, üfleme, iki kere üfleme gibi yöntemlerle şekil verilir. Üfleme teknikleri dekoratif ürünlerde kullanılan yöntemdir. Çelik bir bolu ile sıvı hale gelmiş olan cam alınır ve üflenerek şişmesi ve şekil alması sağlanır. İstenen şekle ulaşıldığında soğutulur. Cam insan hayatının olmazsa olmazlarından çok geniş alanlarda kullanılmakta. Birlikte mutfak eşyaları, pencereler, aynalar, mobilyalar, aydınlatma sistemleri cam ile en çok karşılaştığımız alanlardır. Cam insan sağlığına zarar olmayan zarif ve kullanışlı bir madde olması nedeniyle itibar görür. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz camdı. Sizlerin düşünceleri neler? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Sizin özellikle ilgi duyduğunuz veya özellikle çekmemizi istediğiniz bir video varsa yorumlardan veya bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.